Barbara ile başlayalım ilk olarak. Konuşmanızda bize bazı ipuçları sundunuz. Çocuklar nasıl daha fazla sebze tüketir? Obeziteyle mücadelede neler yapılabilir? Bu konuda bazı önerileriniz oldu. Yeme davranışları, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda bu alanda neden çok az bilgiye sahibiz? Çocuklarda obezite son yıllarda giderek arttı. Birkaç yıl önce Hempstead'deki meslektaşımla bir çalışma yürüttük. Çocukluk obezitesi ile ilgili bir çalışmaydı. Daha 20 yıl önce bu çalışmanın sonucunda obezitenin bir sorun olmadığı sonucu ortaya çıkmıştı. Tabii ki geçen zaman dilimi içinde bu durum tamamen değişti. O dönemde belki beslenme yetersizlikleri daha çok tartışılan bir konuydu. Bugün de beslenme yetersizliği ciddi bir problem ama bunun yanında aşırı kilo alma, obezite ile de karşı karşıyayız ve Türkiye'de de bu sorunlar son derece yoğun. Bir diğer önemli konu da insanlar bu konuya yeterli odağı sunmadılar. Yeterli kadar çalışma üretilmedi. Şimdi özellikle katılımcılar aramızdaki genç araştırmacılara seslenmek istiyorum. Bu alanda gerçekten ciddi çalışmalara ihtiyacımız var. Politikaları, bu gibi stratejileri oluşturacaksak sağlam veriler olmadan bunu yapamayız. Günün sonunda yeni bir araştırmacı ve bilim adamı, bilim insanı kuşağına ihtiyacımız var ki obezite ile ilgili çocuklarda karşılaştığımız sağlık sorunları üzerinde incelemeler yürütebilelim. Sağlam, kanıta dayalı, bilime dayalı bulgular elde edebilelim. Olumlu bir şey söyleyeceğim. Çocuklarda obezite ulusal politika yapıcıların yürüttüğü projeler sayesinde bir nebze de olsa oran azalmaya başladı. Tabii ki siyasetçileri desteklemek gerek. Siyasetçilerin bizim tarafımızda yapılanları desteklemesi önemli. Ama genel olarak çocuklar kilo almaya devam ediyor. Obezitede çocuk nüfusu üzerinde ciddi bir problem olmayı sürdürüyor. Bu anlamda da büyük ölçekli politikalar gerçekten çok kritik. Gelecekte bence bu yönde adımlar atılmalı ve dediğim gibi katılımcılar arasındaki genç araştırmacılara bu konuda çalışmalarını sürdürmelerini salık veriyorum. So there are things to be done in our fight against obesity in children, and she just invited young scholars for further research. Mitu Boronovski ile devam edelim. Para ve yeme alışkanlıkları arasında bir bağlantı kurdunuz. Yani sağlıklı bir yaşam sürdürmek için insanların finansal olanaklarının olması gerekiyor. Böyle bir sonuç ortaya çıktı. Çocuklara bunu nasıl uygulayabiliriz? Gıda yoğunluğu endeksinizi çocuklara nasıl uygulayabiliriz? Örnekleyebilir misiniz? Şimdi ilk değindiğiniz noktaya değinmek istiyorum. Tabii ki iyi yaşamak, sağlıklı beslenmek için zengin olmak gerekmiyor. Ama zenginseniz işiniz kolaylaşıyor. En azından bunu söyleyebiliriz. Elinizdeki kaynakları optimum düzeyde nasıl kullanırız bunu düşünmek en birincil adımı oluşturmalı. Bunun yanında, yani maddi olanakların yanında becerilerin de önemi yüksek. Siz, şimdi çocuklar örneğin yemek yapmayı biliyor mu? 7-8 yaşındaki çocuklar mutfağa sokuluyor mu? Bu alanda mutfak deneyimi biriktirebiliyorlar mı? Bu beceriler de finansal olanakların yanında önemli. Sorunuzun ikinci kısmı gıda yoğunluğu endeksinin çocuk diyetinde nasıl uygulanabileceğine ilişkinde. Bildiğimiz gibi bazı gıdalar daha zengin besin içeriklerine sahipken bazıları bu alanda daha zayıf. Çocuklar söz konusu olduğunda çocukları ilgilendiren bazı gıdalar var. Bir çalışma yürüttük. Amerika'daki okullarda servis edilen sebzeleri değerlendirdik ve Amerika'da Sağlık Bakanlığı'nın tedarik sistemi içinde erişimi olan okullar ve yine sebze tedarikçileri incelendi. Yaptığımız çalışma sonucunda aslında
bakanlığın aldığı okullara yönlendirilen bu sebzelerin okuldaki öğrenciler tarafından tüketilmediğini gördük. %70'e, %80'ine yakını tüketilmiyor. Ve işte fasulye gibi, diğer tahıl gibi ürünler gerçekten çok ucuza temin edilebiliyor aslında. Ama hükümet nezdinde alınan kararlar doğrultusunda bir öğün başına ek 6 pence ödenerek öğünün besin değeri açısından zenginleştirilmesi sağlanıyor. Aslında işte şunları yiyin, bunları tüketin, bunları tüketmeyin gibi tartışmaları yürütürken bu önemli bir örnek. Yine çocukların yeme alışkanlıklarıyla devam edelim ve Monica Rath'a dönelim. Şimdi vatandaşların yeme alışkanlıklarını değerlendirirken siz yaşlı popülasyona değindiniz ama çocuklar da geleceğin yaşlıları tabii ki. Burada sağlıklı stratejileri nasıl geliştirebiliriz iyi yaşlanmak için? Şimdi iyi ve sağlıklı yaşlanmak çok önemli. Bunun tabii ki yeme alışkanlıklarıyla büyük bir bağlantısı var. Daha yaşamımızın ilk yıllarından itibaren yeme alışkanlıklarımızı belirleyen, bunları olumlu biçimde şekillendiren ortamların yaratılması gerekiyor. Yaşamın ilk yıllarındaki bu deneyimlerin fizyolojik, sosyal ve psikolojik etkileri var. İnsanlar bu bağlamda nasıl uzun ve sağlıklı hayatlar sürerler? Bu sorunun yanıtı aslında burada yatıyor. Peki, Barbara Rawls'a yeniden dönelim. Ailede çocukların diyetlerini iyileştirmek için neler yapılabilir? Aile bireyleri ne yapılabilir? Bu insanlara nasıl ulaşabiliriz? Şimdi sosyal medya çağında yaşıyoruz tabii ki. Çok net bir şekilde tabii ki görüyoruz ki bu zengin bir kaynak. Birçok insanın cebinde telefonu var. İnteraktif platformlar sürüyoruz. Bu sosyal medyalar üzerinden anneleri hedef alan programlar, promosyonlar yürütülebilir. Televizyon kanalı kullanılabilir ve bir sosyal hareket bu gibi programlar ve kanallar kullanılarak yaratılabilir diye düşünüyorum. Zaten yapılması gereken de bu. Ebeveynler ve diğer çocuklara bakan kişiler bu anlamda eğitilmeli ve farkındalıkları arttırılmalı. Okullarla çalışan vakıflar var. Türkiye'de de bunları görüyoruz. Sizin vakfınızda okullarla işbirliği yürüten bir kuruluş. Bu gibi projelerde aslında süreç içinde hangi stratejilerin en etkin olacağını görme şansımız daha yüksek. Tabii ki elimizde bilime, kanıta dayalı veriler var. Bunlar okullarda yapacaklarımızı öncül olarak belirleyen çerçeveleri bize sunuyor ama ebeveynler ve ailelerde çocuklara bakan kişilerin eğitiminin tamamlanması değişimi de beraberinde getirecek önemli unsurlardan biri. Burada daha genç, daha küçük çocukları hedef almanızı önerebilirim. Biz kendi merkezimizde 3-5 yaş aralığındaki çocukların yeme alışkanlıkları, yeme problemleri üzerinde odaklanan araştırmalar yürütüyoruz. Bu gibi müdahaleleri sağlıklı bir şekilde geliştirerek uzun vadede neler işe yarar bunları bulguluyoruz. Profesör Dobrunovski, siz de sunumunuzda bu stratejilere değindiniz, neler yapılması gerektiğini tartıştınız. Toplumda bu eğitimi tesis etmek için ne yapılmalı sizce? Eğitim söz konusu olduğunda bazı araçlara ihtiyacımız var. Bu araçlardan bir tanesi doğru bilimsel bilgi nereden geliyor? Bu bilginin kaynağı nedir? Öncelikle bunun netleştirilmesi kritik önem arz ediyor. Bunun değerlendirilmesini yapmak da nitelikli ve doğru bir eğitimden geçiyor. Şimdi bazı paydaşlardan ve ortaklardan bahsettik. Bunlar gerçekten genel tüketici kitlesi için olmasa bile sağlık profesyonelleri açısından önemli bilgiler sunan kuruluşlar. EFSA örneğin, Ülker Vakfı'nın slaydında da bunu gördüm, bu ismi. İşte tatlandırıcılar, gıdaların doygunluğu, su
içerdikleri su miktarı gibi farklı bileşenleri rakamsal olarak bize sunan raporlar ve kılavuzlar yayınlayan bir kuruluş bu. Yine vakfın sunumunda da gördük, enstitüler, vakıflarla birlikte çalışılmalı, sağlık profesyonelleri eğitilmeli. Genel halk söz konusu olduğunda ben kişisel olarak sosyal medyanın, televizyon, YouTube gibi platformlara tabii ki önem veriyorum. Çocuklara erişimde bunlar kullanılabilir. Hatta bunların kullanımı artırılabilir ama kamuya erişim her zaman mutlak bilime dayanmalı. İnanılır, güvenilir bilgiler sunulmalı halka. Vakıfların da bu anlamda önemli rolleri olduğunu düşünüyorum. Sayın Profesör Brad, yaşlı bireylerin beslenme gereksinimlerine değindiniz. Şimdi çocukken bazı alışkanlıklar elde ediniyoruz. Daha ilerleyen yaşlarda hastalık riskimizi azaltmak için yaşamımızın ilk yıllarında hangi alışkanlıkları edinmeliyiz? Şimdi bu ilk yıllarda tabii ki daha sonraki yaşam evrelerimizde bize sorun çıkarabilecek hastalıklardan uzak durmak adına bazı alışkanlıklar edinmeliyiz. Şu anda çevremizde çok farklı kanallardan bize ulaşan büyük miktarda bilgi ve veri var. Hepimiz bir şeyler öğrenmek istiyoruz ama herkesin farklı öğrenme biçimleri var. Kimimiz tariflere bakıp yemek yapıyor, kimimiz birisini dinleyerek ya da yemek yapılırken izleyerek öğreniyor. İnsanların bu opsiyonelliğe erişmeleri gerekiyor. Yani bu seçim hakkını onlara sunmamız gerekiyor. Benim bazı meslektaşlarım yaratıcılık konseptini inceliyor çalışmalarında. Bu yaratıcı süreç belki bu öğrenme süreçlerine entegre edilebilir. İnsanların merakı canlandırılabilir. İşte birisi size patatesli bir yemek yaptığında ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Ya da siz kendiniz böyle bir yemek pişirmek ister misiniz? Gıdayla birebir temas konusunda insanlar ne hissediyor? Bunun incelenmesi gerekiyor. Ve sosyal medya da tabii ki kullanılmalı. İnsanlar şu anda birbirleriyle bu gibi konularda, bu platformlarda konuşuyor. Sosyal medyanın nasıl kullanıldığı da önemli. Tabii ki bir diğer fırsat da şu, artık toplumun daha güçlü bir sesi var. Geçmişte yalnızca uzmanlar belki basılı yayınlarda seslerini duyurabiliyorlardı ama durum artık değişti. Şunu da kabul etmeliyiz ki herkesin konuşma özgürlüğü var, ifade özgürlüğü var. Bu anlamda da biraz esneklik kazanmamız gerekiyor. Yani bu kadar bilgi yoğun bir ortamda doğru bilgiye erişmek belli becerileri de beraberinde getiriyor. Şimdi çocukların yeme davranışları ve kilo konusunda bize ne söyleyebilirsiniz? Bence çok erken diye bir şey yok bu konuda. Yani ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Biz genelde 1000 gün diye bir alt limit koyuyoruz. 3 seneye giriyor. Tabii şu andaki altı çizilen nokta örneğin politikalarda mümkün olduğu kadar yaş söz konusu olduğunda geriye gitmek. Çünkü hatta doğum öncesi etkilerin önemli olduğuna dair birçok emare alınıyor. Annenin gebeliği çok önemli. Mesela anne sebze yerse eğer örneğin havuç yerse çok fazla daha çok çocuğun da havuca yatkınlığı olacağına dair bazı çalışmalar var. Dolayısıyla ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi. Daha sonra bir de katı mamaya geçme süresi içerisinde seçilen sebze ve seçilen yemekler de önemli. Tabii bu konuda kültürler arası değişiklikler olduğunun farkındayız. Bunun dışında okul öncesi çağdaki tutumlar çok önemli.
Bu konuda biraz verimiz var. Ancak ilk gençlik çağına dair neredeyse hiç verimiz yok. Zira o yaşlardaki çocukların üzerinde çalışma yapmak biraz zor ergenlikte oldukları için. Dolayısıyla o tür insanların daha çok katılımına ve daha dengeli beslenmeye yatkın bir davranış sergilemelerini istiyoruz. Belki Türkiye'de bu konuda bir çalışma yapılabilir ve eğer varsa aklınızda böyle fikirler size iyi şanslar dilerim ama ne kadar erken o kadar iyi kısacası. Peki bir başka konu var şimdi. Bir diyetin nasıl olması gerektiğine dair birçok değişik sesler var. Bu gürültü kirliliği, bu bilgi kirliliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu da nereye gitsem bana sorulan soru. Ben bir gıda profesörüyüm ama doktor abi ne yemeliyim diyorlar. Ben de keşke Doktor Oz gibi bir televizyon programının olsa diyorum. Eninde sonunda dengeli bir beslenme, sebze ve meyvenin ağırlıklı olduğu bir beslenme dengesidir. Ancak insanların ekonomik bazı sıkıntıları ve sınırlanmaları da o sınırlamaları olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla sorun içerisinde şöyle söylemek lazım. İyi yemek için, dengeli ve sağlıklı beslenmek için para, bilgi ve zamana ihtiyacınız var. Bunlar bu üç şarttan ikisi elinizdeyse her şey yolunda. Ama bilginiz yoksa, paranız yoksa ve vaktiniz de yoksa o zaman işiniz zor. Çünkü o zaman işte tam olarak piyasada hazır olup o anda tüketmeye hazır ne varsa ürününüze serilmiş ona muhtaçsınız. Biraz eğitiminiz varsa biraz hem gıda hakkında biraz bilgi sahibisinizdir hem de gıda hazırlama konusunda beceriniz vardır. Tabii bunun yanı sıra neyin satın almanın, neyin satın alınan hangi gıdanın nasıl hazırlanmasını bilmek gibi konular var. Amerika Birleşik Devletleri'nde genellikle insanların fast food tüketenlerin çoğunlukla düşük gelir grubundan olduğu varsayılıyor. Ancak bu kesinlikle böyle değil. Çoğunlukla asıl dışarıya çıkanlar genç, bekar profesyoneller. Evde yemek yemiyorlar. 20'lerinde, 30'larında bekarlar yemek yemiyorlar. Asıl mesele doğru veriye erişmek. Yani sizin kendi sınırlarınızla alakalı bir konu bu. Sloganınız şöyle olmalı. Her gün biraz daha iyi yemeye gayret edelim. Herhalde bu en iyisi olacak, en uygun slogan olacak. Peki bu gürültü ve bilgi kirliliği meselesi söz konusu olduğunda yaşlar için de aynı şey söylenebilir mi acaba? Bana sorarsanız farklar var ve eninde sonunda işler değişecek. Çünkü bilgi erişim yolları farklı. Teknolojinin kullanımı farklı, internetin kullanımı yaşlı nüfus tarafından aynı yoğunlukta kullanılmıyor ama tabii artıyor. Aynı zamanda hizmetlerin alımında sosyal hizmetler söz konusu olduğunda da farklılık gösteriyor. Ülkelerden ülkeye, kültürden kültüre göre ve insanların hangi desteği nereden hangi şekilde aldığına göre bu işler değişir ama eninde sonunda insanlara yine aynı meseleler söz konusu. İnsanlara hala doğru bilgi veriliyor mu? Bu bilgi gerçekten sizin işinize yarayacak mı? Sizin için önemli mi? Burada tabii aile ve arkadaşlar aracılığıyla bilginin aktarılıyor olmasının saptanması önemli. Böylece ancak bence insanların hangi seviyede olduklarını anlayabiliriz. Veya bir soruları oldukları zaman nereden doğru cevapları bulabilirler veya hangi yolları kullanarak, hangi doğru yolları kullanarak hangi sorulara cevap arayabilirler. Dolayısıyla soruların doğru sorulmasında fayda var.
Peki çocukların beslenmesi konusunda kimi dinleyeceğimize nasıl karar vereceğiz? Bu çok güzel bir soru. Galiba Adam bu konuda biraz konuştu. Birkaç tane güvenilir kaynak var. Genellikle bilgiyi filtreleyen. Bunun yanı sıra dinlediğiniz veya okuduğunuz kişilerin yetkinlikleriyle ilgili araştırmalar da yapabilirsiniz. Ancak tüketici toplum genellikle tırnak içerisinde sihir istiyor. Mesela besin ve gıda olunca. Yani hemen aslında hiçbir şekilde hayattaki alışkanlıklarını değiştirmek istemiyorlar ve bir şekilde, büyülü bir şekilde sağlıklı olmayı hayal ediyorlar. Ve dışarıdaki çoğu ses aslında bu itki üzerinden yürüyor. Ve buna açıkçası karşı çıkmak da kolay değil. Çünkü nispeten elimizdeki bilgileri onlara ilginç yapmak zorundayız. Bir şekilde ikna edici bir sesle, ikna edici bir tonla karşılarına çıkmalıyız ki kendi duyduklarının yanlış olduklarını kendileri anlasınlar. Bana sorarsanız Türkiye, Amerika'da veya İngiltere'deki diyet üzerine verilen mesajlar 3 aşağı 5 yukarı birbirine benziyor. Tahıllar, tam tahıllar, balık, sebze, meyve ama genel olarak bunu sürekli olarak duymuyorlar medyada. Zira medya genellikle kimin söylediklerinden hangisinin farklı olduğu üzerine odaklanıyor. Peki son soruya yavaş yavaş yaklaşalım. Hepinizin cevaplamasını rica edeceğim. Ailelerin ve toplumun dengeli beslenme ve sağlıklı beslenme söz konusu olduğunda kültürel bir devrim yaratmalarındaki rol nedir? Biz öğrenmenin çocukluktan başladığını tabii ki biliyoruz ama sizin mesela okulda bir gıda üzerine bir ders olmasının önemi olup olmadığı hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyoruz. Tabii ki bence çok önemli. Washington Üniversitesi'nde örneğin gıda politikaları konusunda lisans diploması vermek istiyoruz. Onun yanı sıra seçmeli olarak kendilerinin de alabileceği ve yemek yapma becerisini öğrenebilecekleri şeflik okullarının ve şeflik derslerinin açılmasını istiyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz özellikle gıdanın dönüşümü hakkında? Bana sorarsanız gıda hem bilim hem kültür gibi hayatın çeşitli boyutları hakkında konuşabilmek için bol bol kaynak veriyor. Ve eğitim tabii ki bütün bu konulara sızabilecek bir yol olduğu için evet bir şekilde okulda öğrendiğiniz her konuyla bir alakası olan bir şey gıda. Ve bu da heyecan verici bir şey ve daha iyi anlamamızı sağlayabilir hayatı. Neredeyse yani bunun sonucunda gıdanın toplumsal bir sorumluluk altında korunması gerektiğini belki öğretebiliriz. Verdiğimiz kararlar ister içinde olduğumuz aileler için olsun, ister içinde bulunduğumuz topluluklar için olsun ve somut kanıtlar üzerine dayanıyor olması lazım ve bu sadece pozitif bilimler arasında değil aynı zamanda sosyal bilimlerden de geliyor olmalı. Ama tabii burada tek bir sesin bazen her bir şeyi değiştirebileceğinden de farkında olmak gerekiyor. Bu da bilimin, yaptığımız bilimin kalitesine dikkatimizi geri getiriyor. İyi bilim yapmanın ana hatları, iyi bilim yapmanın yararları, iyi bilimin ana unsurlarının ne olduğunu öğretmemiz ve hatırlamamız gerekiyor. Sizce öğrencilere okullarda nasıl yenip nasıl yemek yapıldığını öğretmeli miyiz? Evet, ben okuldayken home economics, ev ekonomisi diye bir
aslında dersimiz vardı. Çoğunlukla çok zor bir zamanlama dizgisi içerisinde olduğumuz düşünülürse muhtemelen mevzuata dahil edilmeyen, mevzuattan çıkarılmış bir ders. Ama bana sorarsanız her gün kullandığım becerileri öğreten tek ders oydu. Keşke şu anda tekrar olsa. Bütün ev, gıda, besin, bütün bunlar konusundaki tüm temel bilgilerimi bu derste almıştım. Şu anda örneğin okul öncesi veya ilkokullarda bahçeyle ilgili, gıda yetiştirmeyle, sebze meyve yetiştirmeyle ilgili becerilerin öğretildiği dersler var ve bence bu çok öğrenciler için de zevkli olabilecek. Yani burada ebeveynlere doğrusu öğretmenlik yapacak çocuklardan bahsediyorsunuz. Evet, aynen öyle. Çünkü bence öğrenciler veya çocuklar bilginin erişimi ve ulaştırılması için son derece önemli bir vasıta. Evet. As we come close to the end of our panel, we are also closing our summit. I'm hoping that the messages and the rest of the discussions were fruitful. May we see each other next year.